Erkek üreme sisteminin sorularıyla devam edecek olursak, aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminin kısımlarından biri değildir? Seminifer tüpçükler arkadaşlar erkek üreme sistemine ait. Prostat beze kesinlikle. Epididimiz kanalı yine erkek üreme sistemi kısımlarından. Fallopi tüpü demiş. Fallopi tüpü yani yumurta kanalı. Arkadaşlar bu dişi üreme sistemine aittir. Dolayısıyla dişilerde bulunur. O zaman bu yanlıştır. Vas deferans yine erkek üreme sisteminin ait yapılardan bir tanesidir. O zaman cevabımız denizli olacaktır. İkinci soruya baktığımızda seminifer tüpçüklerde olaylarının gerçekleştiği kısımlar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Testosteron hormonunun sentezi. Arkadaşlar testosteron hormonunun sentezi Leydig hücrelerinde gerçekleşir. Leydig hücrelerinde gerçekleşir. Spermin beslenmesi ve korunması ise nerede gerçekleşecektir arkadaşlar? Sertoli hücrelerinde gerçekleşecektir. Sertoli hücrelerinde gerçekleşecektir. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Zaten direkt yazdığım bilgiyi soruyor. O zaman hemen şıklara bakıyorum. Ve Adana'da olduğunu, Leydig hücrelerinin bir olduğunu, İkinin de sertoli hücreleri olduğunu zaten yazmıştık arkadaşlar. O zaman cevabımız Adana çıkacaktır. Üçüncü soruya baktığımızda spermin oluşup vücuttan atılmasından yapılarından hangileri hangi sıraya göre gerçekleşir diye soruyor. Şimdi seminifer tüpçüklerde oluşan spermler epididimiz de oradan da vas deferansa geçerek ne yapacaktır arkadaşlar? Dışarıya atılacaktır. O zaman öncelikle seminifer tüpçüklerde üretilecek bir, sonra epididimiz kanalına geçecek, epididimize geçecek iki ve daha sonrası ise üçe geçecek, yani vas deferans dediğimiz kısma geçecek. O zaman cevabımız 3-1-2'nin olduğu denizli olacaktır cevabımız. Epididimiz ise birinci spermatosit oluşumu, spermatitlerin dönlenme ve hareket yeteneği kazanması, yumurta ve sperm çekirdeklerinin kaynaşması olaylarından hangileri gerçekleşir diye soruyor. Arkadaşlar hatırlayacak olursanız epididimizde spermatitlerin döllenme ve hareket yeteneği kazanması söz konusuydu. Ancak birinci spermatitlerin oluşumu seminifer tüpçüklerdeydi. O zaman bunu yazalım. Seminifer tüpçüklerde gerçekleşecek. Aynı zamanda yumurta ve sperm çekirdeklerinin kaynaşması da dişi üreme sisteminde gerçekleşecek. Dişi de diyelim. O zaman bu yanlış oldu, bu yanlış oldu. Sadece 2 doğru oldu ve cevabımız Bursa çıktı. Erkek üreme sisteminde yardımcı bezin salgıları görevlerinden hangilerini yapar? Spermlerin hareketini kolaylaştırma. Erkek üreme sistemi. Evet. Döllenmeden sonra zigotun besin ihtiyacını karşılama. Böyle bir şey yok. Çünkü yardımcı bezin salgıları zigotun besin ihtiyacını karşılayamaz arkadaşlar. Yalan söylemiş. pH'in nötralize hale getirerek döllenme için uygun ortam oluşturma. Kesinlikle evet doğrudur. O zaman 1 ve 3'ün olduğu cevap bizim için doğru olacaktır diyoruz. 2'ye ya zaten yanlış dedik. 1 ve 3 olan Ceyhan cevabımız çıktı. Erkek üreme sisteminde görev yapan hormonlarından hangileri testislerden üretilir? Erkek üreme sistemini düzenleyen FSH ve LH hipofizden testosteron da arkadaşlar testislerden sentezlenir. Ama bize ne soruyor? Testislerden sentezle üretilir soruyor. O zaman arkadaşlar testosteron hormonu
ne yapacaktır? Testislerden üretilecektir. Peki, FSH ve LH ise nereden üretilecektir? Hipofizden üretilecektir. Bakın, böyle sorabiliyorlar. Hipofiz bezinden salgılanan hormonlardır bunlardan. Devam edecek olursak, cevabımızı söylememiş olduk. 3, yalnız 3'ün olduğu bursa oldu. Testislerin skrotum torbası içerisinde yer alması ifadelerinden hangileri ile açıklanabilir diyor. Vücut sıcaklığının sperm üretimi için uygun olmaması. Evet, vücut sıcaklığı spermlerin üretiminde yüksek geldiği için yani dolayısıyla ne yapacaktır? Daha sonrasında skrotum torbası içerisinde bulunacaktır testisler. Peki, testislerin karın boşluğunda yer bulamaması. Böyle bir şey yok. Yani başlangıçta buluyordu, daha sonra bulamayacak diye bir kaydı yok arkadaşlar. Vücut sıcaklığının FSH hormonunun yapısını bozması. Arkadaşlar, vücut sıcaklığı zaten 36,5-37 dereceye yaklaşık olarak hormonlar zaten kanda taşınıyorlar. O zaman bütün hormonların yapısının bozulması gerekiyordu. Böyle bir şeyden söz edemeyiz. O zaman sadece birin olduğu, yalnız birin olduğu cevabımız adına çıkacaktır. Spermatogenin sırasında olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Spermatogeniz neydi? Sperm oluşumuydu arkadaşlar. Sperm oluşumu öncelikle homolog kromozom ayrılacak. Sonra kardeş gamet ayrılması meydana gelecek. O zaman 1. Sonra kardeş gamet ayrılması meydana gelecek. Daha sonra da spermatitlerin farklılaşmasıyla, kuyruk kısımlarının farklılaşmasıyla ne yapacaktır? Sperm oluşacaktır arkadaşlar. O zaman 3-1-2'nin olduğu Denizli cevabımız olacaktır diyoruz. Aile planlaması avantajlarından hangilerini sağlar diyor. Çiftlerin istediği zaman da istedikleri kadar çocuk sahibi olması, evet. Eğitim düzeyi yüksek toplumların oluşması, evet. Sosyal ve kültürel düzeyi yüksek bireyin oluşumuna imkan sağlaması. O zaman hepsi doğru olan Edirne cevabımız çıkacaktır arkadaşlar. Birinci spermatosit hücresinin DNA miktarı 8/10^-6 olduğuna göre hücrelerinin DNA miktarları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? İkinci spermatosit ve spermatitleri söylüyor. Arkadaşlar, düşünecek olursa öncelikle ikinci spermatosit mayoz bölünme ile gerçekleşmişti. O zaman mayoz 1 sonucunda oluştuğundan ne yapacaktır? DNA bu mayoz 1 sonucunda oluşur. DNA miktarı burada yarıya inecektir. Çünkü iki tane hücre oluşturacaktır. İki hücre oluştururken de o zaman ne olacaktır? 4/10^-6 olacaktır. Peki, spermatit oluşurken de arkadaşlar, spermatit mayoz 2 sonucunda oluşacaktır. Onun da o zaman burada verilenin yarısı olacağına göre, çünkü DNA miktarı diyor arkadaşlar, o zaman yine iki tane hücre oluşacağı için yine DNA miktarını paylaşacaktır. 10^-6 olacaktır. Arkadaşlar, burada sayısal verilerin yüksek verilmesi vesaire gözünüz korkutmasın. Direkt yapmanız gereken şey şurada verilen ifadelere dikkat edip orada mayoz bölünme mi, mayoz 1 mi, mayoz 2 mi, mitoz mu? Hangisi gerçekleşiyorsa tabii ki burada verilen ifadeye göre değişecektir. Burada düşürtmeniz veya artırmanız arkadaşlar. DNA miktarını artırabilirsiniz de çünkü. Tabii ki arkadaşlar bazı durumlarda artırabilirsiniz diyeyim. Dolayısıyla burada verilen ifadeye göre siz DNA miktarını veya kromozom miktarının azalmasını hesaplayabilirsiniz. Bu şekilde direkt yarıya bölerekten cevaplara ulaşabilirsiniz. O zaman şunu yazalım. Şöyle yıldızla yazalım. Kırmızıyla yazalım pardon. Mayoz 1 sonucunda oluşur.
Mayoz bir sonda iki tane hücre oluştuğu için ne olur? İki tane hücreye paylaştırılır. İşte 4 çarpı 10 üzeri eksi 6, 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 olmak üzere. Mayoz iki sonunda ise spermatitler oluşur. Dolayısıyla DNA tekrar yarıya iner. Yani bu sefer buradan ne yapar? Şöyle diyelim. Buradan iki tane. Buradan da yine iki tane hücre oluşur. Sonuçta arkadaşlar gördüğünüz gibi DNA miktarı yarıya inmiş 4 tane hücre oluşmuş olacaktır. O zaman cevabımıza bakalım. İkinci spermatositin olduğu kısım 4 olmalı. İkinci spermatosit yani 1, 4 olmalı. 4 olmalı. Şunu eleyelim o zaman. Şunu eleyelim. Bakın 8 olmuş. Gördüğünüz gibi 2 katına çıkmış. O zaman devam edecek olursak diğer ise spermatitin olduğu kısım ise 2 olacak. O zaman cevabımız zaten ne çıktı? Ceyhan çıktı gördüğünüz gibi. Aslında soruların o kadar da zor olmadığını görmüş oldunuz. 11. soruya bakalım. Döllenme sırasında olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Evet, söyleyelim. Sperm hücresinin yumurta zarının reseptörlerine bağlanması, sperm akrozomundaki hidrolitik enzimler yumurta zarının parçalaması, yumurta sitoplazmasından salgılanan enzimler aracılığıyla zonopilast odanın sertleşmesi. Şimdi baktığımızda aslında döllenme sırasında meydana gelen olayların akış sırasını soruyor. O zaman aslında bu sıra bizim için doğru olan bir sıradır. Çünkü sperm hücresinin yumurta zarının reseptörlerine bağlanması gerekmekte önce. Sperm hücresi önce yumurta zarının reseptörlerine bağlanacak. Daha sonra sperm akrozomundaki hidrolitik enzimler yumurta zarını parçalayacak. Yani şu olayı anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Şu kırmızı olsun. Evet. Gördüğünüz gibi bu yumurta olsun, bu sperm olsun ve önce tanıma gerçekleşecek bir. Sonra spermin uç kısmındaki enzimler yumurta zarını parçalayacak. 2. Ve yumurta sitoplazmasından salgılanan enzimler aracılığıyla da zonopilisuda dediğimiz katman şöyle yani artık bu içeriye girdikten sonra şöyle ne yapacak? Çevreleyecek değil mi arkadaşlar? Başka yumurta, yumurtaya başka bir sperm gelmesin diyerekten zonopilisuda ne yapacaktır arkadaşlar? Çevreleyecektir. O zaman 1-2-3 sırasını izleyeceğiz. Cevabımız da adına olacaktır. In vitro fertilizasyon yönteminde olaylarından hangileri canlı vücudu dışında gerçekleşir diyor. In vitro fertilizasyon normal koşullarda spermin yumurtayla birleşememesi vesaire gibi sebeplerden ortaya çıkar ve kişiler tüp bebek yöntemine normal yöntemlerle gerçekleşmeyen döllenme işlemini in vitro ortamda yani laboratuvar koşullarında ne yaparlar? Tüp bebek yöntemine başvurarlar ve o şekilde tekrardan bebek sahibi olabilirler. Yumurta oluşumu dişi bireyde ovaryumda gerçekleşir. Ovaryumda gerçekleştiği için arkadaşlar bunu alamayız çünkü in vitro ortam demek tüp bebek yöntemi demek. O zaman burada bu söz konusu olamaz. Canlı vücudu dışında diyor çünkü. Yumurta oluşumu ovaryumda yani canlı vücudun da içinde gerçekleşiyor. Yine döllenme arkadaşlar laboratuvar ortamında gerçekleşir. Lab koşullarında diyelim. Lab koşullarında olduğu için bunu alırız. Embriyonun gelişimin tamamlanması. Embriyonun büyüyüp gelişmesi anne rahminde gerçekleşecektir arkadaşlar. O zaman yani dişi de gerçekleşir. Dişi canlı da gerçekleşeceği için arkadaşlar o zaman sadece Bursa'nın olduğu cevap bizim için doğru seçenektir. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.
Peki insanda büyüme ve gelişme konusuna bakacak olursak, insanda büyüme elbette ki hücrelerin mitoz bölünmeye geçirmesiyle yani sayıca artışıyla sağlanır. Gelişme ise insanda zigot oluşumundan ölünceye kadar olan süreçte gerçekleşecek durumdur. Dişi ve erkek bireyler gene ergenlikle birlikte üreme hücrelerini üretmeye başlarlar. Evet, üreme hücreleri sperm ve yumurta hücreleridir. Yumurtalıklarda üretilen yumurta kanalında ilerlemeye başlar. Eğer bu kanalda spermle karşılaşarak çekirdekleri birleşirse olaya ne diyeceğiz? Döllenme diyeceğiz. Döllenme olayı meydana gelir. Ve döllenen yumurta artık zigot adını alacaktır. Zigot yumurta kanalından dölye tağına doğru ilerlerken sürekli olarak bölünmeler geçirir ve 2 hafta sonra embriyo halini alan bu yapı artık ne yapmıştır arkadaşlar? Dölye tağına tutunacaktır. Peki 8. hafta ise fetüs adını alan bu yapı burada büyüyerek fetüs durumunda el, ayak, göz, burun, kulak gibi yapılar oluşur ve böylelikle artık bebek doğum zamanını bekler ve gelişimine devam eder anne karnında. Yine fetüs anne karnında gelişimini tamamladığında bebek dünyaya gelir. Bu gelişim süreci yaklaşık 9 ay 10 gündür. Bebek anne karnında elbette ki göbek kordonuyla anneye bağlanır ve bu kordon sayesinde de besin ve oksijen bebeğe geçer ve beslenmesi bu şekilde bebeğin sağlanmış olacaktır diyebiliriz. Embriyonun gelişim sırasında biraz önce bahsetmiştim bölünmeler geçirir. Embriyo gelişim sırasında segmentasyon, gastrulasyon, farklılaşma ve organogenez yani organ oluşumu olayları gerçekleşmektedir. Segmentasyona baktığımızda zigot oluştuktan sonra gerçekleşen art arda mitoz aşamalarına segmentasyon diyoruz. Segmentasyon sonucunda oluşan her hücreye ise artık blastomer diyoruz. Segmentasyon sırasında hücre sayısı geometrik olarak yani 2'nin katları şeklinde 2 üzeri n. Mesela 2 üzeri 1 ise 2, 2 üzeri 2 ise 4. 2 üzeri 3 ise işte 2, 4, 8 şeklinde devam edecektir arkadaşlar. 2 üzeri n şeklinde katlanarak artacaktır diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada biraz önce bahsettiğim durum söz konusu. Yani artık ovaryum yani yumurtalıkta yumurta hücresi üretilmiş. Yumurta hücresi nereye ilerlemiş? Yumurta kanalına. Buradan falopi tüpüne geçen yumurta burada spermle birleşirse ve arkadaşlar burada bir dizi bölünmeler gerçekleşiyor. Yani spermle birleşirse yumurta çekirdeği, sperm çekirdeği ile birleştiyse zaten biz bu olayı döllenme olayı diyoruz. Bakın sperm çekirdeği ile yumurta çekirdeği artık kaynaşmış. Ne diyeceğiz biz bu duruma? Döllenmiş yumurtaya zigot diyeceğiz. Daha sonra döllenme zarı ne yapacak? Hücre bölünecek ikili, sonra dörtlü, işte sekizli, blastomer, 16'lı, 32'li, işte devam ederek arkadaşlar nereye gidecek? Uterus duvarına tutunma gerçekleşecek ve burada büyüyüp işte göz, kulak, burun gibi yapılar oluşarak burada işte 9 ay 10 gün boyunca gelişimini tamamlamaya çalışacak ve dünyaya gelmek için bekleyecek. Embriyo gelişim sırasında hücre sayısının artışına büyüme, hücrelerin özelleşerek farklı özellikler kazanmasına farklılaşma diyoruz. Arkadaşlar farklılaşma bizim için önemlidir. Neden? Çünkü mesela bütün hücrelerimizin aynı olmamasını sağlıyor. Mesela gözümüz görme işlevini kazanmak üzere farklılaşıyor. Kulağımız duyma işlevini işte kazanmak üzere özelleşiyor vesaire. Aksi halde farklılaşma olmasaydı bütün hücrelerimiz aynı olurdu. Biz de hücre kümesi gibi bir şey olurduk arkadaşlar. Bu şekilde farklılaşma meydana gelmeseydi. Döllenme olayı falopi tüpünde olduğu için zigot ilk bölünmelerini falopi tüpünde gerçekleştirecektir. Zigot arda arda mitoz geçirerek yani 2 üzeri n şeklinde
Çoğalarak hücreler 2, 4, 8, 16, 32, işte biraz sömürgeli hücre topluluğu oluşacak ve birbirleriyle aynı büyüklükte ve aynı kalıtsal yapıdaki blastomerin oluşturduğu dut görünümündeki hücre topluluğuna biraz önce gördük. Şöyle arkadaşlar, dut görünümünde topluluğa ne diyeceğiz? Moruluğa evresi diyeceğiz. Morula aşamasında yani. Segmentasyon olayı gerçekleştikçe oluşan hücreler gittikçe küçülecek. Neden? Çünkü hücreler sürekli bölünmekte arkadaşlar. Zigottan morula oluşurken hücre büyümesi olmadan bölünme gerçekleşir. Dolayısıyla morula evresindeki embriyoda çok sayıda hücreden oluşmasına rağmen kütlesinde artış gözlenmez. Bölünme için gerekli enerji hücre sitoplazmasındaki besinlerden karşılanmaktadır. Bu nedenle zigot moruladan daha ağır olacaktır arkadaşlar. Zigottan morula oluşurken meydana gelen değişimler ile ilgili. Arkadaşlar bazen bu grafikleri sorularda sorabiliyorlar. Bakın hücre sayısı zigottan morulaya, yani morula evresine geçerken arkadaşlar ne yapıyormuş? Artıyormuş. Yani hücre sayısı artıyor çünkü bölünme gerçekleşiyor. O zaman bu grafik çizilebilir. Hücre büyüklüğü arkadaşlar ne olacak? Zigottan morula oluşurken, yani morula evresine doğru hücre habire bölünecek. Bölündüğü için hücrenin sayısı artacak ama hücrenin büyüklüğü küçülmüş olacak. Yani morula evresindeki bir hücrenin büyüklüğü daha küçüktür zigot aşamasındaki hücrenin büyüklüğünden. Hücre sitoplazmasına baktığımızda hücre sitoplazması morula evresine doğru gittikçe ne yapacaktır? Morula evresine doğru, zigottan morula evresine doğru azalacaktır arkadaşlar sitoplazma miktarı. Çünkü bölünme gerçekleşiyor, o sitoplazmayı paylaşma söz konusu. Yine hücrenin kromozom sayısı değişmez arkadaşlar. Bakın hücrenin kromozom sayısı değişmez. Yani zigot evresindeyken ve morula evresindeyken hücre 2N kromozomu mu sahip? Hücre 2N kromozoma sahipse o zaman yine morula evresinde kromozom sayısı 2N'e eşittir. Yani kromozom sayısında bir değişiklik söz konusu değil. Morula mitoz önemli arkadaşlar. Morula mitoz bölünme sonucunda oluştuğundan morulayı oluşturan her bir hücrenin kalıtsal yapısı, kromozom sayısı, DNA'larındaki nükleotit dizilimleri ve benzeri gibi özellikler, organel çeşitleri kesinlikle aynı olacaktır arkadaşlar. Blastula aşamasına baktığımızda morulayı oluşturan hücrelerin dışa doğru göç etmesiyle oluşan tek sıra hücre tabakasıyla çevrili içi sıvı dolu küreye benzeyen embriyoya blastula diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi artık embriyo oluşmak üzere ama iç kısmı oluşmuş. Yani içi boş sıvı dolu küreye benzetiyor blastula aşamasındaki bir yapı arkadaşlar. Blastula içi özel bir sıvıyla dolu olan boşluğa blastosol boşluğu diyoruz. Blastula evresindeki hücreler çevreleriyle temas halinde ve kolaylıkla gaz alışverişini sağlayacaklardır arkadaşlar. Yani oksijen alımını, işte karbondioksit atımını kolaylıkla sağlayacaklardır. Blastula evresindeki embriyo döl yatağına tutunmaya hazırdır ve blastosite dönüşmeye başlar. Yani artık ilerlemeye, daha da gelişmeye başlamış yumak diyebiliriz ya da işte hücre kümesi diyebiliriz. Embriyonun kütlesi döl yatağına tutunduktan sonra artmaya başlar. Burası önemli. Morula ve blastula evrelerinde hücre farklılaşması yoktur. Farklılaşma gastrula ile başlar. Yani o zaman gastrula ile farklılaşmanın olduğunu unutmamamız gerekiyor. Burası çok çok önemli. İşte diyor soru, aşıda verilenlerden hangisiyle farklılaşma aşaması başlar? Bir sürü aşama var arkadaşlar. Dolayısıyla gastrula aşamasında farklılaşma olayı meydana geliyor. Ve diğer notumuza baktığımızda blastosist halindeki hücre kümelerinden alınan hücreler embriyonik kök hücreleri oluşturur. Evet, bu şekilde arkadaşlar embriyonik kök hücreler de oluşmuştur. Blastulayı oluşturan tüm hücrenin özelliklerinden hangileri aynıdır? Şimdi düşündüğümüz zaman
Blastulayı oluşturan tüm hücrelerin kalıtsal yapıları aynıdır. DNA'daki nükleotit çeşitleri, DNA'daki nükleotit sayısı, DNA'daki nükleotit dizilimleri de ne yapacaktır? Aynı olmak durumundadır. Çünkü değişiklik yok. Gastrulasyon aşamasına baktığımızda hücre tabaklaşmalarının meydana geldiği evreye gastrulasyon, bu evredeki embriyoya ise gastrula diyoruz. Blastulanın alt kutbundaki hücreler blastula boşluğuna doğru göç edecekler arkadaşlar. Ve hücre göçü alt kutuptaki hücreler üst kutuptaki hücrelere temas edinceye kadar bu hücre göçü devam etmiş olacak. İçeri çöken ilk kısım ilkin bağırsak ve bu hücreler endodermi meydana getirecektir. Yani arkadaşlar artık daha doğrusu sinirin boşluğunu oluşturacaktır bu ilkin bağırsak. Gelişme ilerlediğinde ilkin bağırsak içeri doğru çöker ve cep oluşur. Bu ceplerin duvarındaki hücreleri artık mezoderm tabakasını artık oluşturmuş olur. Yani biz ektoderm, endoderm ve mezoderm tabakalarından 3 tabakadan meydana geliyoruz arkadaşlar. Yani vücudumuzda 3 tane tabaka çeşidi vardır. İşte gastrulasyon evresinde blastosol boşluğunun yerini bütün gelişme boyunca kalıcı olan gastrula boşluğu alır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önce bu yapı oluşuyor, sonra içi sıvı ile doluyor ve çöküntü oluşturuyor. Daha sonra ne yapıyor? Bu hücre göçü başlıyor ve hücre göçü diğer tarafla iletişim kurana kadar devam etmiş oluyor. Sonra da bu ilkin ağızı oluşturmak üzere gastrula boşluğunun dışı olan açıklığa ne diyeceğiz? Blastopor dediğimiz ilk ağız oluşmuş olacak. Gastrulasyon evresinde sırasıyla ektoderm, endoderm ve mezoderm olmak üzere, yani arkadaşlar ektoderm, endoderm ve mezoderm olmak üzere 3 embriyonik tabaka oluşmakta. Yani aslında herkes de arkadaşlar insanı düşündüğümüz zaman herkes 3 embriyonik tabakadan oluşmuştur. Ektoderm, endoderm ve mezoderm dediğimiz. Ve bunlardan da işte daha doğrusu işte mesela diyelim bağırsaklarımız, işte karaciğerimiz, böbreğimiz, bunlar çeşitli katmanlar içerisinde bulunmakta. Yani buradaki katmanlar içerisinde bulunmakta. Segmentasyon evresinde farklılaşma gerçekleşmez. Gastrulasyon evresiyle birlikte farklılaşma başlar. Bakın gastrulasyon aşamasında farklılaşmanın başladığını ve farklılaşmanın gerçekleştiğini unutmuyorsunuz. Farklılaşma ve organogenez olaylarına baktığımızda ise gastrulayı oluşturan embriyonik tabakalarından olan organ taslaklarının oluşumuna, yani organ oluşumuna aslında biz ne diyoruz? Organogenez diyoruz. Organogenez gebeliğin ilk 3 ayında gerçekleşiyor. Değişen gen faaliyeti, hücre göçleri, hücreler arasında kümeleşme ve karşılıklı etkileşim ne yapıyor? Programlanmış hücre ölümleriyle birlikte organogenez gerçekleşmiş oluyor. Embriyonik gelişim döneminde farklılaşan ilk yapı beyin ve sinir sistemidir. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar.